Herkese merhabalar. Derece isteyenlere özel yeni nesil soru çözeceğiz. Sonuç olarak senle matematikten. Çünkü biliyoruz ki Tabii gerçekten hocam. de sınavda en fazla ağırlık olarak yeni nesil soruların çıkacağı kısım matematik ve biz de matematikten çok kaliteli sorular hazırladık sana ve bu soruları senle beraber mükemmel bir şekilde çözmeye başlayacağız. Toncu böyle ufak bir aramızda şeye girelim böyle bir odaklayalım sorumuza. Odaklanmak Hemen Tamam başlayalım. Şimdi bir kere bu bir kere bize bir durum vermiş. Bize durum vermiş sonra örneğini Ocak, vermiş. Hocam bu bir soru mu? Tek bir soru mu? Değil evet mi bu burası? tek bir soru. Ondan sonra bize de soruyu şurada sormuş Toncu. Buna göre başlangıç sütunu... Kök 3, kök 5, kök 2 ve 3 olan örüntü devam ettirildiğinde son adımın en sağındaki sütun aşağıdaki hangisi gibi olur demiş. İlk başta soruyu okuduk ve şıkları da görüyoruz. A, B, C, D. Şimdi Tomuk'cum e, o zaman konuyu anlamaya başlayabilmek için hemen şuradaki metnine başlayalım. Buğra ile Taha karaköklü sayılar konusuna çalışırken şöyle bir oyun oynuyorlar. Biliyoruz ki hep böyle bir oyunlu sorular, böyle birazcık daha kafa kullandırıcı sorular çok soruluyor. Bakalım. Bu O yüzden anlamamız gereken şey oyunun ne kurallara sahip olduğu başlayalım. Burada Taha'nın söylediği 4 sayı sırasıyla alt alta karelerin içine yazıyor. Bak burada mesela hatta örneğini yapmış anlatacağız. Daha sonra yazdığı sayıların altındaki karelerde yazan sayılardan küçük olup olmadığına bakıyor. Mesela baktık kök 14, kök 2, 4 ve kök 3. Şimdi ee, diyor ki ee, daha sonra yazdığı sayıların altındaki karelerde yazan sayılardan küçük olup olmadığına bakıyor. O zaman kök 14'ün altında kendisinden büyük bir sayı var mı? Kök 2 var, 4 var, kök 3 var. Var mı Tonguç evladım sence? E, yok, gibi yazsın, yok gibi gözüküyor değil mi? Hayır. Kök, aslında kök 4 dediğim şey kök 16'dır hatırlarsan eğer. Aa, ha, o zaman hatalı. O zaman hayır hatalı değil. Altında kendisinden büyük bir sayı var. Evet kaç tane var? Kök 2 küçük. Kök 3 küçük. Kök 16. Ha, o zaman altında büyük bir sayı olduğunda sayı altındaki sayıdan kaç tanesinden küçükse sayıyı o kadar kez kendisiyle çarpılıyor ve bulduğu sonucu e, sağına yazıyor demiş. Ha. Mesela kök 14'ün altında kendisinden büyük bir sayı olduğundan bir tane kök 16 olduğundan bir kez kök 14 ile çarpılıyor. Bak ne yapmış kök 14 çarpı kök 14 yapmış görebiliyorsun. Görüyorum hocam. Sonrasında ee, bunu yazmış. Peki kök 2'nin altında da bak diyor ki sayının altında kendinden küçük sayı yoksa aynen yazıyor. Bu işleme yukarıdan aşağı, büyükten küçüğe sıralı bir sütun elde edinceye kadar devam ediyor demiş. Hemen bakalım. Mesela örneğin kök 14'ün altındakine bakmıştık bir tane vardı. O yüzden kök 14'ü kendisiyle çarptık. O zaman kök 2'nin altındakine bakalım. Kök 2'nin altında var mı kendinden büyük? Kök 16 var, kök evet. 3 var. O zaman iki defa kendinden büyük var. Dolayısıyla diyorum ki iki defa e, ee, iki kez kök 2 ile çarpmam gerekiyor. Kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 diyorum. O zaman süper. Bunu görebiliyor muyuz Tunguç evladım benim? Görünüyor hocam zaten en üst sıra. E, birazcık daha odaklıyorum. Çok özür dilerim. E, ee, ondan sonra kök 2 çarpı kök 2 diyorum. O zaman diyorum ki kök 2'yi iki kez çarptım kendisiyle. Ha, ondan sonra 4'e bakıyorum. 4'ün altında kendinden küçük bir şey var mı? Veya büyük bir şey var mı? Kök 16'nın altında, altında kök 3 büyük dedik küçüktür. Küçük, yani. Dolayısıyla kendinden Küçük e, şey varsa, kendinden küçük sayı yoksa aynen yazıyor. Pardon, kendinden büyük sayı yoksa olması gerekiyor, aynen yazıyor olması gerekiyor. Kendinden büyük sayı yok Tonguç evladım benim. Kendinden büyük sayı yoksa e, aynen yazdı. Tamam eyvallah, dördü aynen yazdı. Kökücüğün zaten altında hiç sayı olması için aynen yazdık. Burada anlatmış bak kökünün altında kendisinden büyük iki sayı olduğundan kökü iki, iki kez kendisiyle çarptık. Dördünün altında kendinden büyük sayı olmadığından aynen yazdık. Tamam eyvallah. Şimdi e, adam bunu devam ettirmiş bak kök 14 e, 14 oldu kök 14 çarpı kök 14'ten sonra 14 kaldı devam etti. Bakalım kök 2 2 kök 2 oldu Tonguç evladım benim. Ondan sonra 2 kök 2'yi de ee, burada yaptığımız işlemden iki kökü oldu. İki kökünün de altında dört ve kök üç var. Dört dediğimiz şey kök on altı. İki kök dediğimiz şey kök sekizdir. Bu daha büyük olduğu için tekrar kendisiyle çarpıyoruz ve kök sekizi elde ediyoruz. Kök on altının altında kök üç olduğu için aynen yazıyoruz kök on altı diye kaldı burada. Burada da kök üç var. Aynen yazdık ve aslında artık en son basamakta baktık evet et on dört sekiz e, 4 ve kök 3 kaldı. Yani büyükten küçüğe doğru sıralanmış bir e, sıra oluştu diyoruz. Adam diyor ki buna göre başlangıç sütunu bu olan yani kök 3, kök 5, kök 2 ve 3 olan örüntü devam ettirildiğinde son adımın en sağındaki sütun hangisi gibi oluyormuş. Senle beraber Bakın başlayalım. Bu kadar aşağı sıralamaya çalışacağız. Aynen. Ne diyoruz? Kök 3 var, kök 5 var, kök 2 var ve 3 var. Tonguç ben bu sütunumuzu yazdım. Şimdi diyorum ki e, ilk yapacağım şey 3'ün altındaki sayılar kendisinden büyük mü büyük var mı sayı diye e, düşünürsen eğer kendinden büyük sayı Evet var Yani bu sayı kendinden küçük olduğu zaman ne yapıyorduk e, şey yapıyorduk çarpıyorduk Aslında kendisi kadar e, buradaki sayı kadar mesela kök 3'ten kök 5 büyük aslında e, kökü 3 yeri dedi 3 sayısı yerine ne yazmamız gerekiyor? Ne düşünmemiz gerekiyor? Kök 9 düşünmemiz gerekiyor. Bu da büyük. O zaman kök 3'ü 2 defa buradaki sayı adedince kendisiyle çarpmam gerekiyor. Kök 3 çarpı, kök 3 çarpı, kök 3. Aynı burada yapıldığı gibi. Şimdi kök 5'e bakalım. Kök 5 dediğimiz şeyi, kök 5 dediğimiz şeyi e, altındaki sayılara bakarsak kök 2 ve kök 9 var. E, bir kere bir tane kendisinden büyük sayı var. O zaman <laughs> bir defa kendisiyle çarpıyorum. Kök 5 çarpı kök 5 dedim. Kökçüye baktım. Kökçünün altında kendisinden bir tane büyük sayı var. O zaman bir defa kendisiyle çarpmam gerekiyor. E bunu da altında hiçbir sayı olmadığı için kök 9 diye yazıyorum. Hiç 3'e yazmıyorum artık. Onu zaten bir üstüne gerek yok. Bütün sayılar köklü sayılar. Heh, şimdi o zaman şunu bir düzenleyelim Tonguç'um. Şunu düzenleyelim. Kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3 kök 27. O da 3 kök 3'tür. E, hatta hiç bunu uzatmayalım. Kök 27 yazalım. Kök 5 çarpı kök 5 kök 25'tir. Kök 2 çarpı kök 4'tür. Bu da kök 9'dur diye oluşturuyorum. Sonra bak diyorum ki kimi kök 27'nin altında kendinden büyük sayı var mı? Ne yazık ki yok. O zaman bu aynen geçiyor. Kök 25'in altında kendinden büyük sayı var mı? Yok. O zaman bu aynen geçiyor. Kök 4'ün altında kendinden büyük sayı var mı? Evet var. O zaman kök 4'ü bir de kere kendisiyle daha çarpmam gerekiyor. Kök 4 çarpı kök 4. Bu da kök 9'u aynen yazdım. Sonrasında Tonguç evladım benim. Artık son duruma geldik. Bunu düzenlersem bu 3 köküştür. E, ee, bunu düzenlersem bu kök 25'tir. Bunu düzenlersem ee, bunu niye üç ki üç kök yazmıyor? Kök 27 yazalım. Bu da kök 16'dır. Bu da kök 9'dur. Şimdi Tonguç bak bu büyük. Bu daha küçük. Bu daha da küçük. Bu daha da küçük. O zaman tam sıraya gelmiş oldu. Gördün mü? İşte tam istediğimiz bu oyun nereye kadar devam ediyor? Yukarıdan aşağı, büyükten küçüğe sıralı bir sütun elde edince kadar. Kök 27, kök 25, kök 16, kök 9. O zaman her şey yolunda diyorum. O zaman diyorum ki ben bu aslında 3 kök Bu aslında 5'tir. Bu aslında 4'tür. Bu aslında 3'tür diyerekten cevabımın Ceyhan olduğunu ilan ediyorum diyorum. Yaptığımız şey aslında kendinden büyük sayı olduğu zaman kuralı anladık. Kendinden büyük sayı adedince kendisiyle çarpılıyor sayı. O, o şekilde ilerledikten sonra da çat diye ne oldu? En sonunda büyükten küçüğe bir sıra elde ettik. Büyükten küçüğe sıralımızda da Karşımıza şu sütün geldi en son aşamada ve bu oyunu da bu şekilde noktalamış olduk. Geldik yeni bir sorumuza. Geldik sonuç yukarıdaki planı verilen konser salonunda biletler konumuna göre dört kategoriye ayrılmıştır. Birinci kategori biletler 250 TL. ikinci kategori biletler 4 200 TL. Üçüncü kategori biletler falan filan. Burada zaten kategorileri vermiş. O zaman hemen yerlerini yazıyorum. 250 TL mor olanlar gerçekten mor artıyormuş. Ondan sonra ikinci kategori 200 TL. Üçüncü kategori 150 TL. Burası da 100 TL'ymiş diyoruz. Şimdi en arkası aldım. en ucuz. En arkası en ucuz gerçekten de. Şimdi Ar ki bu koordinat sistemi mesela şu koltuk aslında eksi bire bir koltuğu. Şu koltuk aslında eksi bire iki koltuğu. Aynı koordinat sisteminde olduğu gibi diyebiliriz. Geldik Arda ile Bekir, Cemil ile Gaye, Demet, Demet ile Ferit yan yana oturacaktır. O zaman hemen yazalım. Arda ve Bekir yan yana oturacak koltuklarda. Hop böyle oturacak. Ondan sonra Cemil ile Gaye yan yana oturacak. Cemil ve Gaye yan yana oturacak. Demet ile Ferit yan yana oturacak. Demet ve Ferit yayın yana oturacak. Bunları biliyoruz. Bu bilgiyi kullandım. Cemil'in biletinin koordinatları toplama sıfıdır. Cemil'in bileti dediğimiz şey ee, Allah Allah nasıl olabilir ki koordinatları toplamı? Koordinat dediğimiz şey şu. Mesela buradaki koordinatlar dikkat etsem bu birinci bölge olduğu için koordinat sisteminde nasıldı? Bu birinci bölgeydi. Burası artı artıydı değil mi? Burası eksi olduğu için artı ve eksi burası ikinci bölge olduğundan dolayı. Mesela artı ve eksinin koordinatları x ve y'nin koordinatları toplamı burada sıfır olabilir. Dolayısıyla Cemil'in biletinin koordinatları sıfırsa mesela eksi 1 e 1 olabilir. Eksi 2'ye 2 olabilir. Eksi 3 e 3 olabilir. Eksi 4'e 4 olabilir. Eksi 5 e 5 olabilir. Eksi altı 6 falan filan. Yani şunlardan bir tanesi aslında Cemil bizim için. Şu çizginin üzerinde bir yerde. Şu çizginin üzerinde bir yerde Cemil gidiyor. Peki Arda ile Bekir'in arkadaşlarından daha önde oturup daha az para ödemişlerdir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Arkadaşlar arasında en fazla parayı Demet ile Ferit ödemiştir. Demet ile Ferit demek ki bayağı bir 200-250 gibi bandında bir paraları ödemiş. Cemil ile Gaye farklı kategorilerden bilet almıştır. Şimdi bir kere Cemil'in oturduğu yeri biliyoruz. Mesela burada otursa Cemil ile Gaye yan yana oturacağına farklı kategori olmaz. İkisi de mor alır. Burada otursa ikisi aynı kategori olur. Burada otursa ikisi aynı kategori olur. Burada ikisi aynı. Ama burada otursa yine ikisi de mavi olur. Burada otursa Tomuç Evladım Bir tanesi yeşil. Yani Cemil Yeşil'de oturabilir. Burada e, Cemil'le kim oturuyordu? Gaye oturuyordu. Cemil'le Gaye o zaman bu ikisinde oturmak zorundadır diyorum. O zaman burayı bir kere işaretliyorum Tomuç'um. Cemil'le Gaye'nin oturduğu yeri biliyorum. Tamam. E, bunu kullandık. Arkadaşlar arasında en fazla parayı de mi? Yalnız Demet Efret'in biletlerinin absolute pozitif demiş. He. Bak bunların apsisleri negatif. Cemil ile Gaye'nin apsisi negatif. Bunu anladık. Arda ile Bekir arkadaşlarının daha önde oturmuştur. O zaman Cemil ile Gaye'den daha önde oturacak ve daha az para ödeyecek. Bir kere e, Cemil ile Gaye'nin ödediği parayı hesaplayalım mı Tomuçum? Bir tanesi yeşilde yani 150 TL Cemil artı Gaye mavide yani 200 TL toplamda 350 TL para ödemiş. Hı. Hmm e, ee, Cemil Gaye farklı kadı bunu anladık. Yalnızca Demet ile Ferit'in biletlerinin absisleri pozitif dediğine göre Demet ile Ferit demek ki buralarda bir yerde oturmak zorunda. Bu tarafta oturmak zorunda. Ve e, Demet ile Ferit e, en fazla parayı ödediyse bu adamlar mavi ve yeşil alaraktan yani bu ikisinden alaraktan e, en fazla para ödedilerse Demet ve Ferit bunların daha fazla para ödemesi gerekiyor. O zaman 200-200 veya 250-250 ödeyebilirler bu adamlar. Ama çok enteresan bir şey söylemiş. Arda ile Bekir arkadaşlarından daha önde oturup daha az para ödemişler de demiş. Bir kere Cemil ile Gaye'den daha önde oturup daha az parayı nasıl ödeyebilir? Morda oturursa mah olur. 250-250 bayağı gider. Ama ikisi de yeşilde oturursa ki ikisi de yeşilde oturması şu olasılık demek. Yani şurası demek. İkisinin de eşit işte olması. Veya burası demek de burada şunu söylüyor. Yalnızca Demet ve de Fethin biletinin pozitif demiş. O zaman bunların hapisleri negatif. O zaman demek ki Arda ile Bekir arkadaşımız şurada oturmaktan başka şansı yok. Cemil ile Gayden daha önde oturacak ve daha az para ödeyecek. Olamaz ki. Mavi zaten daha pahalı. O zaman ikisinin de yeşil olması durumunda Arda ile Bekir 150 artı 150'den çat 300 TL parayla kurtarabilirler bu işten. Peki bunu da anladık bunu da yaptık. E, ee, ve bir de demiş ki Demet Arda Ali hepsinden daha önde oturduysa o zaman bunun arkasına koymamız gerekiyor. Yani şuralara koymamız gerekiyor Demet'le Ferit'i. Demet'le Ferit'i nasıl en fazla parayı ödemiş olabilir bu arka tarafta oturaraktan? ikisi de ikinci kategori alaraktan. Çünkü birinci kategori zaten yok artık burada. Demet'le Ferit o zaman şuralarda şu mavi bölgede şu mavi bölgede oturması şart diyoruz. Demet'le Ferit'in diyoruz. Ha, mavi bölgede oturursa da 200 artı 200'den e, bak en fazla parayı ödeyen yani 400 ödemiş olur çünkü 350'den de daha fazla olmuş oluyor bakalım şimdi tüm biletleri toplam 1050 TL ödenmiştir bakalım 400, 350, 750 1050, 1050 bak bu doğru gibi bu doğru Demet'in biletinin koordinatları 5-7 olabilir Demet buralarda bir yerde ya 5 ve 7 desek şurası oluyor bu yeşile geliyor kusura bakma yanlış Arda isim. ile Bekir toplamı 200 TL ödemiştir. Arda ile Bekir toplamı 300 TL. Bu da yanlış. Gaye'nin biletinin koridordan eksi 6 5'tir. Gaye bir kere tam oturduğu yeri biliyoruz. Eksi 5'e e, 6. Eksi 5'e 6 olması gerekiyor. Ama bu adam eksi 6'ya 5 yazmış. Bu da yanlış. O yüzden cevabımız denizdir Tonguç Evlen Mükemmel sorular çözdük seninle beraber. Ve bu sorularla derece yapabileceğimiz gerçekten e, çok zor matematik sorularıyla, çok önemli matematik sorularıyla e, beynimizi geliştirdik. Ve süper bir şekilde sınava hazırlanmaya devam ediyoruz. Ödülü sorumuzu, ödülü sorumuzu yap Tonguç'un um, yorumlara yola. Hadi bakalım evladım.